bir şey. Dur abla, ben elleme ya. Korona çıkmış zaten. Korona mı çıkmış? Ben oğlum çalışmadığı zaman evde yemek vermiyorum ona. Ben çalışmıyorum. Neden? Dayı. Niye vereyim ha? Niye vereyim? Çalışsın. Sen geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. Çok güzel geçiniyorum. Nasıl geçiniyorsun? Emekli maaşıyla geçiniyorum ben. Kendini mi? Bir dakika. Sormayın insanlara parasını ya. İnsan bana da o kadar veriyor. Ben geçiniyorum. Çok güzel geçiniyorum. İnsanlar para ne kadar aldı sormayın abicim. Ya bir şey diyeyim mi sana? Herkes devleti suçlayamaz ama ben olmam. Hükümet eleştiriyor. Bizim devletle bir derdimiz yok. Yok. Şimdi hükümet neyse. Ben farklı. Ben oğlum çalışmasa yemek vermiyorum. Sana da çalışmasa yemek vermeyecek, ekmek vermeyecek devlet. Çalış. Teyzeciğim, çalışanlar da hani aldıkları parayla geçinemedikleri için eleştiriyor. Diyor ki ben 17.002 TL ile nasıl geçineyim diyor. Emekli biz 10.000 lirayla nasıl geçineyim diyor. Bak, bunu eleştiriyor. Ben şimdi orada balık şeyine gideceğim. Orada kuyruğa gireyim. Bir döviz bürosuna giriyorsun, kuyruğa giriyorsun. Bir berbere giriyorsun, kuyruğa giriyorsun. Ya bu millete yokluk diye berbere bir şey değil. Berbere gitmeyelim mi? Kafede hiç çay içmeyelim mi? Evin başını tarar. Aa, abartın artık. İnsanlar evinde tıraş olsun bir de. Yok artık teyzeciğim. Ben eşimi eve tıraş ediyorum. Tamam. Ne olacak? Teyze, hayır, sen eşini evde tıraş ediyor olabilirsin ama bu bir ihtiyaçtır, bu bir lüks değildir tıraş olmak. Ne bileyim, hani böyle şeyler, işte kafede bir çay içmek, bunlar lüks değil teyzeciğim. İnsan gibi yaşamak bunlar. Bunlar herkesin hakkı değil mi sence? Ya. Mesela sen ne bileyim, bir yurt dışına gitmek, bir ülke görmek, ne bileyim etini işte her hafta bir et alıp yiyebilmek istemez misin? Daha rahat yaşayabilmek, daha sağlıklı yaşayabilmek. Ben bayramda bayramı et yiyorum. Hiç görmüyoruz. Sakın işte, etsiz de yemek yediğim yok. O bayrama kurban etini yettiriyorum ben. Anladım. Kurban eti dağıtılır benim bildiğim. Dağıtmadı yani, dağıtayım. 7 kişiye dağıtayım. Sen kendine her hafta ya. Et almayı layık görme de kurbandan kurbana verileni yemeyi layık gör. Ben ne diyeyim artık? Tavuğu alıyorum. Balık alıyorum. 7 kişiye de etimi dağıtıyorum. Hep gerisini yiyorum. İdare edin. Yani... Öyle diyorsan İdare öyle diyorsan. Tamam. Allah daha çok versin sana. Amin, amin. Allah daha çok versin. Hani bu devlete var ya, çalışmayana yemek yok, çalışmayana para yok. Çalışana her şey var. Vallahi o kadar bolluk var ki. 40 sene çalıştım öğretmenim, emekli maaşım bana yetmiyor. Yeter. Biraz idare et. Biraz idare et. Ne kadar idare edelim? Porsiyon küçük. Evin kirası 18 bin lira. İnsanlar beslenemiyor teyzeciğim. Beslenme bir lüks değildir. Bekçilik yapıyor. İyi para var. Bak ben şunu söyleyeyim. Emekli insanlar mesela çalışıyorlar değil mi senelerce? Sigorta primi ödüyorlar, vergi veriyorlar. Bu insanlar emekli olduklarında diyorsunuz ki emekli de gidip çalışsın. Ya adı üstünde emekli, adam bir yer gezsin, görsün, ne bileyim evinde keyif sürsün. Niye siz emekliye de çalış diyorsunuz? Ya aç kalıyorsa çalışacak. İşte sorun bu teyzeciğim, yetmesi lazım o ya aldığım. Ya bırakın aç yok, dünyaya aç tamam, yok. Sana göre yok. Dünya yok. Güzel diyenler var mı? Ekonomi iyi olan saray ve yandaşın iyi, başkasına iyi değil ekonomi. Her yönüyle görünüyor yani, her şeyin senede %200 arttığı bir ortamda ekonomi nasıl iyi olacak yani? Ev kiraları geçen sene 3 olan bir yerde 12-15 olmuş. 10 alan yer 35 lira diyor, 30 lira diyor hesabı. Bir kilo peynir geçen sene 90 liraydı, bugün 260 lira en normali. Yenebilecek bir peynir. Sucuk desen öyle yani, et desen sucuk öyle. Sucuk yiyebiliyor muyuz ya? Nereye yiyorsun? 400 lira. Sağ olsun. 400 lira yakın şu anda yani sucuğun kilosu. Biz niye en büyük paramızla mesela bir kilo et, bir kilo sucuk alamıyoruz? Maalesef saray başımız sağ olsun, onun sayesine. Doğru söylüyorsun abi. Tamam, düzelir yani, miyiz sağ peki? Bu zihniyet düzelmesi mümkün değil yani. Daha da beter olacak ki göreceğiz yani, ama beter olmaması için de şükredin diyorlar. Şükretsek de yetmiyor yani. Şükrediyoruz ama zulme de şükredilmiyor yani. Bu bir zulüm. Biz emekliler... Ben sorduğumda şöyle söyleyeyim. Şükretmediğiniz için geçinemiyorsunuz diye. Yok, o kadar değil. Biz de namazımızı kılıyoruz. Biz de abdestimizi... Okuma yazmanızı geliştirmenizi öneririm beyefendi size. Biz de namazımızı kılıyoruz. Biz de şükretmesini biliyoruz. Biz de Kur'an'ımızı okuyoruz. Herkese, Müslümanların herkesine üzerinedir o Kur'an-ı Kerim. Herkese şahsa bağlı değil. Ama yani eksiği de söylemek lazım. Bir dönem biz de vermişizdir oy. Ama yanlış olduğu zaman da yanlışı da söylemek lazım. Yani. Her şeye he demek de olmuyor yani. İnşallah düzeliriz diyorum. Düzelme şansı yok. Zihniyet değişecek. Değişir mi? Bunlar varken değişmez.
Gençlere yazık. Gençler konuşmuyor mesela. Neden konuşmuyorsunuz? Ne? Ekonomiden memnun musunuz? Çok memnun değilim. Hatta hiç değilim. Böyle giderse de daha zaten gideceği yere kadar vurdu yani. Herhalde halk bir doların 300 lira olmasını falan bekliyor. 50 de olsa Erdoğan diyenler vardı. Biri. Var var. Var 100 lira da olsa inatla vereceğim diyenler de var maalesef. O yüzden ne yazık ki takım tutar gibi tuttukları için nüfusumuzun özellikle gençlerin %20'si artık yurt dışına gittiği için sağ olsun hükümetimiz çok teşekkür ediyorum onlara. Gençlere vize vermiyorlar. Avrupa Birliği'ne girecektik bunlar geldiği zaman yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda Avrupa bırakın Birliği'ne girmeyi vize dahi alamıyoruz. Bence bunların en büyük, en iyi yaptığı şey olabilir. Tok yapıyor, binemiyoruz. Ne yazık ki Marmara yaptı. Ulaştırma Bakanlığı her yere bu şekilde 17 bin lira gerçekten güzel bir rakamla bunu %50 zam yaptık diye mutlu olabiliyorlar mı ya? Gerçekten herhangi bu protokolde biri asgari ücretli ya da emekli maaşla bir ay çalışabilir mi ya da yapabilir mi? Yani çok ciddi rakamlardan bahsetmiyorum aslında bunlar ama söz konusu emeklilere verilen maaşın yük olduğundan bahsediyor kendisi de. Acaba hiç 30 yıllık bir dairede 17 bin lira bir kira vermiş mi emekli? Onu hiç düşünmüş mü? Yani toplum bürokrasi olarak ciddi anlamda çok gerideyiz. Turizmdeyim. Yaklaşık 7 kıtadan gelen misafirleri ağırlıyoruz. Çin, Rusya gibi ülkeler şu an ülkemizde çok rahat gezebiliyorsa bence bunu mevcut hükümet birazcık değerlendirmesi lazım. 1 TL'nin ne yazık ki şu an 100 ülkenin altında bir değeri kaldı. Bu da çok komik bir tablo benim için. Geçen de bir kanala röportaj verdim de bayağı bir izlenmiş. Aslında gençler her şeyin farkında. Toplumun ne yazık ki işi gücü olmadığı için ki buna en yakın Filistin'deki miting 1 Ocak'takiden örnek verebilirim. Adaletin olmadığını düşünüyorum Türkiye'de pek fazla. İnsanlar rahat ve özgür bir şekilde konuşamadığına inanıyorum ben Türkiye'de çünkü. Çok rahat. Adalet derken şunu söyleyeyim. Ege Akersoy serbest bırakıldı arkadaşlar. Bilmiyorum merak eden varsa, ilgilenen varsa. Hilafet bayrağına tepki verdi diye düşünülmüştü. Aslında konu bu değildi ama şu anda serbest bırakıldı. Hani geç de olsa bir şekilde adalet işledi diyebiliriz. Gerçi final sınavlarını kaçırdı ama olsun, eğitim size lazım değil zaten. Dayız, şükretmiyoruz. Şükürsüz bir toplum. Kime şükredelim? Allah'a şükredeceksin. Sen kula şükretmeyeceksin. Allah'a şükredelim zaten. Haşa haşa. Çok yanlış kelimeler kullanıyorsunuz. Tamam mı? Allah'a şükredeceksiniz. Halinize şükredeceksiniz. İbadetiniz. Orası öyle. Dinini siyaset alet etmeyin burada. Ben neyin dinini siyaset alet ediyorum? Bana ne onu söylüyorsa söylüyor beyefendi. Ben ağzını mı tıkayım milletin? Ha aynen, programlı. Çağırdık bunu. Vallahi büyük oyunu bozdunuz ha. Büyük oyunu bozdunuz. Tebrik ediyorum. Çok zekisiniz ya. Ya sen büyük oyunu niye bozduruyorsun? Büyük oyunu abla. Çözdü ama. Abi çok iyi zekalarsınız ya. Tabii canım. Konuşayım abla, söyle. Konuş buyur. Memnun muyuz ekonomiden? Büyük oyunu ekonomiden ama memnun değiliz çünkü ülke... Sana kaç para verdik konuştuğu bu arada? Bedava. Ülke ülke gittikçe kaosa gidiyor. Sistem öyle bir sistem ki Türk'ün insanını yavaş yavaş yurt dışına gönderiyorlar. Bizi de Araplar da burada buranın sahibi oluyor. Metrobüsteyim. Bir tane Türkçe konuşan yok. Din kardeşlerimiz sözde. Paramız da yok, pulumuz da yok. Abrumuz da yok, haysiyetimiz de kalmadı. Yaşasın reis.